Herkese merhaba. Pınar ben, Pinütçe'nin kitapları bloğundan. Bugün sizlere kendime hazır bir kameraman bulmuşken bir diş mekandan, yani Arkadaş Kitap Evi'nden, Batıkent Atlantis'teki Arkadaş Kitap Evi'nden sesleniyorum. Bu videodaki kameramanım bu seferlik Şeyda oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan kamera arkasındaki ve video hazırlıkları için az önceki gayretlerinden ötürü. Herkes TÜYAP kitap fuarında fink fink geziyor, onu aldım bunu aldım, dün gittim bugün bir daha gideceğim, haftaya bir daha giderim gibi videolar görüyorum, Instagram fotoğrafları görüyorum, olduğum yerde çatlıyorum. Ha, aslında kitaba erişmek zor mu? Değil. İnternetten canınız istediğinde alıyorsunuz. Şehir merkezinde yaşıyorum, kitap evleri var, bol seyahat ediyorum, her yer kitap. Ama işte fuar ortamlarını da ayrı bir seviyorum. O Beylikdüzü'nün uzaklığına rağmen canım yine de uzaktan uzaktan çekiyor. Ben de kendi kitap fuarımı yaptım, gördüğünüz gibi, geri kalmamak için. Aldığım kitapların bir kısmı Egamba Kitap Fuarı kapsamında internette devam eden Egamba'nın sitesindeki kitap fuarından aldığım kitaplar. Bir kısmı bu videoyu çekmeden 5 dakika önce Arkadaş Kitap Evi'nden aldığım kitaplar. Bir tanesi de Şeydan hediyesi. Kitaplara bakacak olursak ilk kitabımız Philip K. Dick'ten Yüksek Şato'daki Adam, 6.45 yayınlarından. Bizim Kitap Ağacı Bilim Kurgu Kulübü olarak 25 Kasım'da okuyacağımız kitap. 6.45 yayınları böyle kendi halinde güzel bir yayın evi. O yüzden seviyorum ama kapağını hiç beğenmedim. Böyle Heil Hitler selamı veren bir özgürlük heykelli bir kapağı var bunun yurt dışında. Bence o çok daha güzel bir kapak. Alternatif tarih hikayesi bu. İkinci Dünya Savaşı'nı Almanya ve Japonya kazansaydı, bir de Amerika'yı işgal etseydi nasıl bir dünya olurdu? Onu irdeleyen bir kitap. Hugo ödüllü. İkinci kitabım Ahmet Büke'nin 2011 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı kazanan Kumru'nun Gördüğü isimli kitabı. Bu da galiba gününü de kaçırdım ama Handan Balioğlu ile birlikte devam ettirdiğimiz, sene başından beri ve tüm kitaplarını okuduğum, çok gururluyum. Sait Faik Hikaye Armağanı kazanmış kitaplar serisinde bu ay okuduğumuz veya okuyacağımız bir kitap. Öykü kitabı. Hiç Ahmet Büke okumadım bu arada. Üçüncü kitap Mary Doria Russell'ın Metis yayınlarından. Sanırım TÜYAP öncesi hemen çıkarttılar bunu. Serçe isimli kitabının devam kitabı olan Tanrı'nın Çocukları kitabı. Bunu da yine Bilim Kurgu Kulübü olarak Ocak ayında okuyacağız biz. Yani çok güzel bitmişti ilk kitap. İkinci kitap için de umutlarım çok yüksek ama tek tek şikayetim fiyat. 42 liralık bir etiket fiyatıyla çıktı bu kitap piyasaya. Çok fazla bence. İndirimler 20-25'i geçmiyor. Ne internette ne fuarda. Herkesin karşılayabileceği bir şey değil. Ve bence güzel de bir kitap. Metis'e o yüzden hep kızgınım fiyatlardan ötürü. Bir diğer kitap yine Egamba'dan aldığım Seray Şahiner'in Hanımların Dikkatine isimli öykü kitabı. Bu da Yunus Nadi Öykü Ödülü kazanmış. Ben o ödülü kazandığını bilmeden almıştım. İçinde 9 tane farklı öykü var bildiğim kadarıyla. Ya da 9 tane, evet. Aynı günde geçen 9 ayrı öykü varmış. Seray Şahiner'in ben yazım tarzını, stilini çok seviyorum. O yüzden öykülerini de hızlıca okuyacağını düşündüm. Bir de bu sene nedense bir öykü patlaması yaşıyorum ben. Çok fazla öykü okudum. Okudukça da okuyasım geliyor. Bu da o sayede sepete girdi. Bir sonraki kitabım bugün bana sevgili Şeyda'nın hediye ettiği, varlığından bile haberdar olmadığım ama böyle görür görmez de çok heyecanlandığım bir kitap. Bir Türk Kadının Avrupa İzlenimleri, Zeynep Hanım'ın. Bu Zeynep Hanım 1906-1912 yıllarında Avrupa'da tek başına gezmiş. Bazen kız kardeşiyle ama çoğu defa tek başına gezmiş. 6 dil konuşan, vallahi piyano ve ut çalan çok sıra dışı bir kadın. Onun mektuplarından oluşuyor zannedersem kitap. Hani benim de bol seyahat eden bir kadın olduğum düşünüldüğünde bana çok güzel uydu. Hatta pazartesi gene yollara dökülüyorum. Bu kitap benimle geliyor bu sefer. Bir sonraki kitap 5 dakika önce aldığım için ben de çok bilmiyorum konusunu ama bir eleştiri kitabı. Biraz şey yapmaya karar verdim 2017 yılında. Kurgu çok fazla okuyorum ben. Yani her türde okuyorum ama hep kurgu. Kurgu dışı kitaplara biraz yönlenmek istedim. Bir eleştiri kitabı Tim Parks'ın Ben Buradan Okuyorum diye.
kitapların değişen dünyasını anlatıyor. Hani hep bir kurguya mı ihtiyacı var insanın çok kitap okuması için? Her kitabı bitirmek zorunda mıyız? Bu zorunluluğu niye yaratıyoruz kendi kendimize? Yer değiştirdikçe, farklı ortamlarda yaşadıkça kitap okuma ihtiyacımız veya beklentimiz değişiyor mu? Biz neden okuyoruz? Bakış açımızı değiştirmek için mi? Başkalarını sorgulamak, eleştirmek için mi? İnsan neden okur? Ve en büyük romancının veya yazarın kim olduğuna, kim neye göre karar veriyor gibi çok enteresan konuları tartışan, eleştiri yazılarından oluşan bir kitap. Enteresan geldi bana. Metis'ten çıkmış. 22 lira etiket fiyatı. Sonrasında Umberto Eco'nun bir kitabını gördüm. Bu da deneme türünde bir kitap. Kurgu dışına kayıyorum ya yavaş yavaş. Yanlış Okumalar isimli kitabı. Yine Lom Tasarım'ın güzel kapaklarından bir tanesi. Şey diyor arkasında, Nabokov'un Lolita'sı İtalya'da yazılsa nasıl yazılırdı? İşte bir striptizci Sokrates'in önünde, tarzında nasıl soyunurdu? Gibi. Ya da Kafka'nın davası mesela bugün bir yayın evine gönderilse ne olurdu? Basılır mıydı? Veya Cervantes'in Don Quixote'u. Hakikaten klasik olur muydu bugün çıksa ne olurdu gibi konuları 1960'larda dergilerde ele almış Umberto Eco. Onların bir derlemesi. Bir diğer kitap, bunu da bugün keşfettim. İkinci Dünya Savaşı'na annem ve benim özel bir ilgimiz var. Bu da o döneme ilişkin bir anı kitabı. İki diktatörlük altında Stalin ve Hitler'in mahkumu diye. Aslında Hitler Almanya'sında yaşayan, sonra casuslukla suçlanıp bir şekilde Sovyetler Birliği'ne kaçan, Sovyetler Birliği'nde de Alman casusu sanılıp tekrar yakalanan, hani her iki ülkede de bir anda kaçak durumuna düşen bir çiftin hikayesi ama kadının gözünden anlatılıyor. Adam çünkü öldürülüyor bildiğim kadarıyla. Kadın Sovyetlerin toplama kamplarında kalıyor. Hani şeyden kaçıp, Hitler'in toplama kamplarından kaçıp Sovyetlerin toplama kamplarına düşüyor. Onun hikayesi İmge Yayınları'ndan. Ve son kitabım, sadece kapağını görüp arkasını okuyup hem Şeyda'ya hem kendime aldığım bir kitap. Zaten elimde tuttuğum da şu an Şeyda'ya hediye ettiğim kitap. Hani buraya kadar kendiminkini taşımayayım dedim. Çünkü şu gördüğünüz kitapların Egamba'dan aldıklarımı evden buraya kadar taşıdım. Osmanlılar'da sahaflık ve sahaflar üzerine bilimsel bir kitap. Bizim gibi sahaf düşkünleri, sahaf meraklıları için enteresan bir okuma olur diye düşünüyorum. Aynı çok konuştum. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Hala fuarlarda gezenlere iyi eğlenceler. Biz de kendi kendimize fuar yapıyoruz, geziyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz. Hem de kalabalık yok, hem de evimize çok yakın. Hiç kıskanmıyorum yani. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bu sefer arkadaş kitap evinden herkese selamlar, sevgiler.